Musikiye dair. Bu eski plaktaki cızırtılar ve tıkırtıları hoş görmenizi rica ederiz. Çünkü onlar geçmiş zamanların bu eski plaklar üzerindeki ayak seslerinden başka bir şey değil. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Doğan Dikmen. Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir musikiye dair programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Efendim bendeniz Türk musikisinde koro icralarına çok ehemmiyet veriyorum. Bu icraların musikimizin temadisi için de ihtişamını göstermek babında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye radyolarında, devamında da TRT'de korolardan bahsedildiğinde Mesut Cemil, devamında Nevzat Atlı, Mesut Cemil'in Ankara'dan İstanbul'a gelmesinden sonra Ankara'da klasik koroları yöneten Ruşen Ferit Kam, daha sonra İsmail Baha Sürelsan ve Ferit Sıdal, İstanbul'da ise özel olarak kendi kurduğu korosuyla, klasik erkekler korosuyla Alaaddin Yavaşça ve kadın erkek beraber yönettiği klasik koroyla Muzaffer Birtan anılır. Nevzat Atlı'nın bütün bu şefler arasında hususi bir yeri vardır. Zira Nevzat Atlı, koro icrasında tabiri caizse nev-i şahsına münhasır imzasını atmış bir koro şefidir. Ha, bu meyanda sevenleri, takip edenleri olduğu kadar çok ağır dille tenkit edilmiştir de. Hemen fikrimi arz ediyorum. Nevzat Atlı'nın icra tarzını beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Efendim, geleneksel bulursunuz veya gelenekli icra karşısında bu tarzın, bu söyleme üslubunun son derece zararlı olduğunu iddia edersiniz. Her neyse. Fakat şunu kabul etmek zorundasınız. Nevzat Atlı'nın kendine has bir imzası vardır. Nevzat Atlı, Mesut Cemil okulundan yetiştiğini, Mesut Cemil'den beslendiğini inkar etmiyor. Ama yine bendenizin fikrini açızanem, Mesut Cemil gibi de değil. Nevzat Atlı, yetişmiş olduğu okuldan sonra, o bilgilerinin veya o tarzın üstüne kendi imzasını atmış, kendine has bir tarz ortaya koymuş şeftir. Fakat bu tarzının altı boş değildir. Bu konuda, daha doğrusu musikimizin sözlü eserlerinin koro ile icrası konusunda bir fikri var elbette. Bundan da daha sonraki programlarımızda bahsedeceğiz. Bendeniz Nevzat Atlı ile, Musiki Camiası'nın Nevzat Hocası ile, 2019 yılının 24 Mayıs'ında Bodrum'da yaşadığı evde yaklaşık 2,5 saatlik bir söyleşi yaptım. Bu sohbette çok şey konuştuk elbette. Zaman zaman benim sorduğum sorulara cevap verirken konu konuyu açtı. Belki sormak aklıma gelmeyen suallerin cevabını da verdi hoca. Uzun bir sohbetti ve selam. Bu sohbetten bölümleri programlarım içinde peyderpey sizlere dinleteceğim. Bu akşam programımızın ilk kısmında saygıdeğer dinleyenlerimiz, hocanın 24 Mart 1964 tarihinde İstanbul Radyosu'nda yönettiği bir klasik koroyu dinleteceğim sizlere. Ha, şunu da arz edeyim. Hani Nevzat Atlı'nın nev-i şahsına münhasır bir tarzı olduğundan bahsetmiştim ya.
Bu man İstanbul Radyosu diskoteğinde saklı fakat detay kağıdında şefin ismi yok maalesef. Dinlenildiğinde hemen Nevzat Atlık'ın yönettiği anlaşılıyor. Şöyle bir hatıramdan bahsedeyim. Bendeniz neredeyse emin olmama rağmen telefonla Nevzat Hoca'yı aradım ve bu bandı sordum. Önce ne zaman yaptığını hatırlamadı ama dinletmeye başladığımda 10. saniyede evet bu benim yönettiğim 60'lı yılların ilk yarısında yönettiğim korolardan diye ekledi. Şimdi koro detayından bahsedeyim. Daha sonra Nevzat Hoca ile yaptığımız söyleşiden kısa bir bölüm dinleteceğim sizlere. Ondan sonra hep beraber koro icrasını dinleyeceğiz. Vecihe Daryal'ın yapacağı kanun taksimini mütakip, Küçük Mehmet Ağa'nın Evcara Ağır Havi bestesi okunacak. Gelince hattı muamber o meh cemalimize. Bendeniz Nevzat Hoca'ya şöyle bir sual sormuştum. Klasik koroyu Mesut Cemil'den sonra devralmanızdan bahseder misiniz? Demiştim. Cevabı ve devamındaki sohbetten kısa bir bölüm dinleyelim şimdi. Radyo müdürlüğüne Mesut Cemil Bey'in yerine gelmem çok önemli bir atlama. Ama ben şahsen Mesut Cemil Bey üstadımızın önceleri Unison Erkekler Korosu, sonra Ankara'da hanımların ilavesiyle Klasik Türk Müziği Korosu diye anılan koronun başına Mesut Cemil Bey'den sonra getirilmiş olmam benim için sanat kariyerimde radyo müdürlüğünden kat fazla önemli bir şeydir. Radyo müdürlüğüne herkes gelebilirdi ama benim için o daha önemli olmuştur. Mesut Cemil Bey tabii kendisinden ta 40'lı yıllardan beri devamlı dinleyerek talebeliğini yaptım. Radyoda da tabii çok konuşmalarımız oldu. Bazen programını ben yapardım, kendisi idare ederdi. Provaya çok zaman zaman geç gelir ama ekip çok hazır olduğu için tıkır tıkır işler yürürdü. Çok kez bandaltıdan geldiğini bana bir gün şunu söyledi. Tabii bunlar yazılı olmadığı için yine de size söyleyeceğim. Şey olarak maalesef bizde birçok şey yazılı değil. Doktorcum dedi bana senin gibi hayrül halef gösterdiği için görüyorum neşriyatlarını küçük koruyu kurmuştum çünkü. İcra heyetinde de tabii onları da takip etmişti. Memnunum demişti. Hatta inşallah sen de görürsün gibi öyle bir temennide de bulunmuştu. Önceleri radyoda beraber 3 senemiz geçti. Ben Mesut Bey'in uzaktan öğrenciliğini yaptım. Şimdiki açık öğretim fakülteleri gibi. O 3 sene hem idari yönden hem radyoculuk yönünden, hem musiki yönünden kendisinden tabiatıyla çok büyük istifadelerim oldu. Zannediyorum ki bu benim musikideki en büyük şansımdır diyebilirim. Bir ikinci şansım da yalnız Mesut Bey değil, o tarihte radyoda çok değerli elemanlar vardı. Sazende olsun, ses sanatçısı olsun. Onlarla birlikte geçen 5 senem bana çok şey kazandırdı. Onların hepsini bugün çok büyük saygıyla, minnetle yad ediyorum. Bir Yorgo Bacanos'la, bir Sadi Bey'le bir ömür beraber çalışmış olmak, Cevdet Çağla öyle, Şerif işte öyle, evet, hepsiyle öyle. Ben onların müdürlüğünü ve müzik yayınları şefliğini yaptım ama inanın ki hepsine sevgiyle, saygıyla bağlandım. Ama Doğancığım onlardan da saygıyla karışık, inan ki sevgi de gördüm.
Yani o benim sanat hayatımın en mesut günleri onlardır diyebilirim. Halen mesela kendi hazırladığım sitenin başında herhalde görmüşsünüzdür. Baş köşesine Sadi Işılay ile İzzettin Ökten'in icralarını evet. koydum. Evet. Evet. O icraların takdimi için yazdığım yazı da benim için ne kadar evet. büyük onur verici olduğunu belirterek evet. Hepsi öyledir. O benim sanat hayatımın en bana büyük şans tanıyan, büyük imkanlar veren bölümüdür. Onu teşekkür ve minnetle anıyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Evet.
İstanbul Radyosu diskoteğinde bulunan bandın detay kartını okuyorum sizlere. Program Küçük Mehmet Ağa'nın aksak semai usulündeki Evcara Ağır Semaisi ile devam edecek. Eserin güfte şairi Galata Mevlevi Hanesi Haziresinde Metfun Fasih Dede Hazretleri. Kimin meftunu oldun ey peri ruhim, nihan söyle. Nevzat Atlık'ın 24 Mart 1964 tarihinde İstanbul Radyosu'nda yönettiği Klasik Koro'nun icra ettiği Evcara Takım'ın son eseri Küçük Mehmet Ağa'nın Yürük Semaisi. Saki çekemem vaz-ı zarifaneyi boşku. Saki çekemem vaz-ı zarifaneyi boşku.
Evcara makamındaki takımdan sonra önce Sadi Işılay'ın kemanla Muhayyer makamına geçiş taksimini dinleyeceksiniz. Ardından koro Rıfat Bey'in Muhayyer düet şarkısını söyleyecek. Gözden cemalin çün ırağı oldu. Thank you.
Hanende Hacı Arif Bey'in Muhayyer makamındaki aksak şarkısı. İltimas etmeye yâre varınız, kula kul oldum aman yalvarınız. İltimas etme yâre varınız, aman varınız. İltimas etme yâre varınız, aman varınız. Kula kul Lavtacı Hristo'nun Karciğer Curcuna şarkısı. Elimdeyken senin gül pembe destin. Bandın son eseri Mahmut Celaleddin Paşa'nın Karciğer Semai şarkısı. Vah me Yusu Visalindir gönül. Vah me Yusu Visalindir gönül. Yeah.
Nevzat adlı benim tespit edebildiğim kadarıyla, tarzı itibariyle eserleri murabba söyletmiyor. Klasik takımdan genellikle bir beste, nadiren iki beste ve iki semai söyletiyor. Peşrevlerde dört tane çalınmıyor. Saz semaisi de İstanbul Radyosu Klasik Korolarında Nevadir'den icra edilmiş. Ve genellikle belli bir dönemden bu yana olmamak kaydı şartıyla pek yakası açılmadık şarkıları koroya icra ettiriyor. Şimdi de böyle bir repertuar dinlediniz saygıdeğer dinleyenlerimiz.